İyi akşamlar arkadaşlar. Ara tatildi. Sizlere elimden geldiği kadarıyla yardımcı olmak için videolar çekeceğim. Hem canlı yayında hem de kayıt üzerinde. Bugün sadece 6 soruluk bir eşsizlikler testi hazırladım. Deneme çekimi ilk videomuz. Takip ederseniz süreç boyunca size yardımcı olmaya çalışacağım. Yavaştan başlayalım. Daha sonra takip ederseniz kayıt olacak zaten. İlk sorumuz, soruları yeni master'ın aldım. Okyanus yayınlarının. Okyanus Hanım'a teşekkür ediyorum. Sorular gerçekten kaliteli. Siz de takip edebilirsiniz. Birinci sorumuza bakalım. Ali Bey 120 bin liralık benzinli bir araç alıp aracını hiç kullanmadan 12 bin lirasına aracı LPG sistemi taktırıyor. Aşağıda bu aracın 100 kilometrelik kullanımda tükettiği benzin ve LPG miktarı verilmiştir. Şurası önemli. 100 kilometrede benzin 10 litre harcıyor, LPG 7,5 litre harcıyor. Aşağıda ise bize benzinin fiyatının 7 TL olarak vermiş. Şunu bir yana yazalım. 7 TL, LPG 4 TL. Benzin 7 TL, LPG 4 TL. Buna göre Ali Bey LPG'li yakıt kullanımında avantajlı duruma geçebilmek için aracını en az kaç kilometre kullanmalıdır? Şimdi aracına 120 bin lira vermesi bizi ilgilendirmiyor. Önemli olan 12 bin liralık burada bir LPG sistemini kullanmış, taktırmış. Bu 12 bin liralık LPG sistemini niye taktırıyor? Çünkü LPG her 100 kilometre 7,5 lira harcıyor ve daha uygun. O zaman biz şunu bulalım. 100 kilometrede ne kadar benzin kullandı, ne kadar LPG kullandı? 100 kilometre 10 litre harcıyorsa buna yazalım benzin. Yazım biraz kötü ve yeni yeni alışıyorum. İnşallah süreç boyunca daha da güzel yazmaya başlayacağım. 10 litre ne kadardı? Litresi 7 TL. O zaman 10 ile 7'yi çarpsak 70 TL. Bu ne? 100 kilometrede onu bir yere yazalım şuraya. 100 kilometrede 70 TL'lik benzin harcadım. Gelelim LPG. LPG ne kadardı? 7,5 TL. 7,5 ile ne kadar fiyatı? Litre fiyatı 4 TL. Çarparsak 7, 28, 30 TL. Demek ki bu 100 kilometre gittiğinde 70 TL, 100 kilometre gittiğinde 30 TL. Ne kadar fark var? Yani ne kadar bir kârı geçiyor? Onu bulalım. 100 kilometrede 70'ten 30'u çıkardım. 40 TL'lik bir avantaj sağlıyor. Başlangıçta bu sisteme geçmek için ne kadar para ödemişti? Yukarıda yazıyor 12.000 TL. O zaman bir orantı kursak şöyle yapalım. Her 100 kilometrede 40 TL, 40 TL'lik bir avantaj sağlıyorsa kaç kilometrede, x kilometrede 12.000 TL'lik fark kapanır veya 12.000 TL'yi amorti eder, kurtarır. Şunu bir orantıda bir kat ihsi var mı bir bakalım. Şuradaki sıfırların birini attım. 4 ile 12 arasında kaç kat var? 3 kat var. 3'e çarpacağız. Bir de 2 sıfır var. Yani 300'e çarpacağız. Çarparsak 300, 2 sıfır koyduk. Yani 30.000 kilometrede bunu kurtarmış olur. Ama sorumuzu bir daha okursak, avantajlı duruma geçebilmek için 30.000 kilometrede 12.000 lirayı kurtarıyor. Avantajlı duruma geçmesi için bundan daha fazla kullanması lazım. 30.000'den büyük en küçük sayı 30.001. Doğru şıkkımız Denizli. Yorumlara yazabilirsiniz. Bekliyorum. Ses geliyor mu veya yazı okunuyor mu? Geçelim diğer sorumuza. Kaliteli sorular seçmeye çalıştım. Hani zaten okula bu konuyu gördünüz. Basit sorular çözüp de tekrar sıkılmanızı istemiyorum. Okyanus'tan, fenomenden, kaliteli yayınlardan size fayda olmaya çalışacağım. Okuyalım sorumuzu. Dediğim gibi bu bir deneme yayını. Daha fazla yayınlar gelecek. Yukarıdaki şekilde bazı yerleşim alanları arasındaki mesafe x tam sayısına bağlı olarak değişmiştir. Hemen şunu altını çizelim. X bir tam sayı. Bize lazım olacak. Evden aynı anda aynı hızla yola çıkan, aynı anda aynı hız. Burada çizelim. Çıkan Burhan, Kerem ve Gözde sırasıyla okul, oyun parkı ve markete gitmek için hareket ediyorlar. Gözde markete ulaştığında, Gözde nerede Gözde? Burada. Markete ulaştığında, şunu geri alalım. Neyse kalsın. Burhan hala yürümektedir. Gözde ulaştığında Burhan hala yürüyorsa demek ki Burhan'ın yolu yani şuradaki 3x artı 81 Gözde'nin yolundan daha ne olması lazım? Fazla olması lazım. Çünkü hız aynı. O zaman Burhan'ın yolu ne kadardı? 3x artı 81 büyüktür. 4x eksi 29. Şu eşsizliği bir çözelim.
4x artı 3x karşı eksi 3x 81 kalsın. Eksi 29 karşı artı 29 topladık. 8, 2, 10, 110. X 110'dan küçük dursun. Şöyle bir çizelim. Sorumuz okumaya devam edelim. Kerem nerede? Ortada. Gideceği yol Burhan ve Gözde'nin gidecekleri toplam yolun iki katı. Bunları toplayıp ne yapacağız? 2 ile çarpacağız. Toplayalım 3x artı 81 ile 3x artı 81 artı 4x eksi 29'u toplayıp 2 katını alacağız. Toplarsak 3x 4x ne yaptı Burhan? 7x yaptı. 11'den 9 çıktı 2. 7'den 2 çıktı 5. 52. 7x artı 52 ama bunun kaç katıydı? 2 katı. 2 parantezini alıp çarparsak 14x artı 104. Bu ne? Burhan'ın gittiği yol. Yani 14x artı 104'müş. Sorumuzun adını sordu. Yukarıdaki bilgilere göre Kerem en fazla kaç metre yol yürümüştür? Şimdi bu Kerem'in yolu yanlış yazdı. Kerem'in yolu 14x artı 104. En fazla dediği için 110'dan küçük en büyük sayı burada bulalım. Yandaki bir eşitlikten bulmuştuk. Kaç olur en büyük? 109. Geldik bu 109'u yerine koyalım. Kerem'in yolu ne oldu? 14 çarpı 109 artı 104. 14 ile 109 çarptık. 1526. 104 ile topladık. Ne yaptı? 1630 çıktı. Doğru cevabımız Adana. Devam edelim. Diğer soru. Toplam 6 soru çözeceğim. Deneme dersimiz. İleride daha fazla soru çözüp konuda anlatacağım. Abone olmayı unutmayı takip edin. 2 hafta boyunca soru çözmeye devam. Okuyalım. T yıl. Tek yıllarda meşe ağacı. Meşe tek yılmış. Hemen şu yazalım. Tek yıl. Şunu biraz ucunu neyse. Şunu ayarla çok bilmiyorum. Çift yıllarda gürgen. Şuna da çift. Bir saniye. Biraz daha küçüldü. Boyutu. Tamam bu fena değil. Da rengi değişti. Rengini de ayarlayalım. Bunu hangi renk yapmıştık? Mavi yapmıştık. Tamam. Tek yıllarda yazmıştık. Tek çift diye. Devam edelim. Hatıra ormana o yıl mezun olan öğrenciler. Mezun olan ve okul öğretmenleri birer ağaç dikmektedir. Tamam. 2014 yılında mezun olan Burak. 2014 nasıl bir yıl? Çift. Şöyle bir 2014 yazalım. Burak 2021 yılında mezun oldu. Okula öğretmen olarak atanmıştır. Mezun olduğu yıl 2014. Öğretmen olarak atandığı yıl 2021. 2021'i yazdım. Yukarıdaki bilgilere göre Burak öğretmen olarak okula geldiği yıl diktiği ağaç fidesinin boyu okuldan mezun olurken diktiği ağaç fidesinin boyunu hangi yıl geçer? O zaman okuldan mezun pardon öğretmen olarak geldiği yıl diktiği hangi yılda gelmişti? 2020. Ne dikti? Meşe. Bu meşenin boyu kimi geçecekmiş? Gürgen. Niye Gürgen? Çünkü 2014'te mezun çift yılda Gürgen'i yazdık. Meşenin boyu Gürgen'in boyunu geçmesi gerekiyormuş. Meşe dikildiğinden kaç santimetre? 30. Nerede anlıyoruz? Şurada. 30. 30 santimetre artı yılda ne kadar uzuyor? Yan tarafa bakarsak 10T. Yani yılda 10T. T yıl. Büyüktür. Dikkat! 2014'te Gürgen'i dikti. 2021 yılda meşeyi dikti. Aradan kaç yıl geçti? 7 yıl. Bu 7 yılda Gürgen ne yapar? Uzar. Değil mi? Evet. Gürgen'in 1 yılda uzaması ne kadardı? 40T bölü 7. T zaman mıydı? Kaç yıl geçti? 7. O zaman 40 bölü 7 ile 7'yi çarptım. Sadeleştirdim. 40. Yani 2014'ten 2021'e meşe ağacının diktiği zamana kadar benim Gürgen 40 santimetre daha uzadı. Başlangıçta boyu ne kadardı? Boyu ne kadardı Gürgen'in? 50. 50 vardı. 40 da meşe dikilesine kadar uzadı. 40. Artı yıla ne kadar uzuyor? 40T bölü 7. Devam edelim. Toparlayalım. 50 artı 40, 90 artı 40T bölü 7. 30 aynen kalsın. 10T. Hangisi büyük? Şu 40T karşı alalım. 40T bölü 7'yi. 30'u bu tarafa alalım.
90'dan 30 çıktı, 60. Şuradaki işlemi devam edelim. Biraz pratik yapalım. 7 kere 10, 70, 40 çıkardım. 30T bölü 7 büyüktür 60. Bölüyedi karşıya, çarpı 7, 30T. 6 kere 7, 42, 420. Sıfırları attım, 3'e böldüm, 14. Demek ki T 14'ten büyük olacak. Yarım T 14'ten büyük. 14'ten büyük en az, niye en az? Hangi yıl geçeceğini soruyor. 14'ten büyük sayı kaç? 15. Ben bu T'ye bu 2021'de diktiği yıl olarak söylemiştik. 2021'di. 15 yıla geçerse toplarsak 2036 yılında buran okula öğretmen olarak geldiği ağaç mezun olarak mezun olduğundaki ağacın boyunu geçer. Doğru cevabımız Bursa. Tekrar izleyebilirsiniz. Bakalım sorumuza. Mustafa görüyorsunuz yukarıda, aşağıda bir kamera düşmüş. Ayak uzunluğu 164 cm olan tripod. Yani şurası hemen belirleyelim. Şunu biraz daha kalınlaştırırsak. Bir saniye. Tamam, rengini değiştirelim. Mavi. Tamam. Ayak uzunluğu ne kadar? 164 olan tripod bağlı olduğu kamera ile derin ve boş bir çukura dik olarak düşmüştür. Boş olan çukur tripodun düşmesi bile suyla dolmaya başlar. Suyun yüksekliğine bağlı denklem 11 artı 15'te olarak veriliyor. H yükseklik, T zaman. Sorumuzun kısmına geçelim. Yukarıdaki bilgilere göre çukura dolan suyun kameraya ulaşmadan kamerayı kurtarabilmesi için en fazla kaç dakikası vardır? Demek ki benim su 164'e gelmeden, o zaman bu 164'ten ne olması lazım? Küçük olması lazım gelen suyun. Çünkü eşit veya büyük olduğuna kameraya ulaşmış olur. Ne kadar zamanı? Denklem 11 artı 15T. Yani şuradaki suyun yüksekliği 164'ten ne olması lazım? Küçük olması lazım. Artı 11 karşı yaptım. Eksi 11 çıkarsak 153 büyüktür 15T. Burada iki tür yapabiliriz. Birinci yol, 153'ü 15'e bölersek 10,2 büyüktür T. 10,2'den küçük en büyük sayı kaç? 10. Hani bunu 153'ü 15'e bölmek zor olabilir. Şıklardan gidebilirsiniz. Artık bunu bulduktan sonra. En fazla dediği için 11 olsa 15 ile 11'i çarpsanız ne yapar? 165. 150 geçiyor mu? 153'ü geçiyor. Demek ki 11 olmaz. 10 olsa bu olmadı. Sildik. 10 olsa 10 çarpı 15 eşittir 150. 153'ten küçük mü? Evet. Demek ki doğru şıkkımız Ceyhan. Videonun altına kaydolduktan sonra yorum yazarsanız sizin de isteklerinize göre dersleri şekillendireceğim. Yine Instagram'dan Hasan Hoca Matematik olarak beni takip edebilirsiniz. Hesabım Hasan Hoca Matematik. Devam edelim. Yeni bir sorumuz. Burası ürün alış fiyatları. Şunu altını çizelim. Burası alış fiyatları, burası satış fiyatları. Bana aralık verilmiş. Aralıktaki fiyatlar yazıyor. Örneği okuyalım. Örneğin firma 200 adet ürün aldığında 200 hangi aralığa girer? Şu aralıkta ne kadar olacak? 8. Aynen. 200 adet sattığında 200 burada ne kadar girdi? 12. Kaç lira? 12. Firma buna göre 70 adet birden alıp, 70 adet birden alıp, şunları bir silelim. Sildik. 70 adet, 70 hangi aralıkta onu bulalım. Önce şurada 70 bu aralıkta, yani 0'dan büyük 100'den küçük. O zaman kaç para olacak? 10. 10 lira. Hemen yazalım. 10 liradan aldı. Kaç tane aldı? 70. O zaman ne kadar para ödedi? 70 çarpı 10, 700. 700 benim neyim? Alış fiyatım. Güzel. Aynı ürünü yan tarafta hepsini birden satarsa, demiş. 70 aynı aralıkta, bu aralıkta yani 25'ten büyük, 150'den küçük. Kaça satıyor? 14. Kaç ürün vardı? 70. Kaçtan sattı? 14'ten sattı. Satış fiyatı yani kaç lira eline geçer? 7 kere 14, 98, 980. Benim satış fiyatım. Bana ne sormuş? Kar. Kar nasıl bulunur? Satıştan alışı çıkarırsam neyi bulurum? Kârı buldum. Buluruz. Demek benim kârım kaçmış? 280. Doğru cevap Ceyhan. Geçelim bakalım son sorumuz. Evet. Bu akşam deneme çekimin son sorusu. İnşallah sorularımızı beğenmişsinizdir.
Yapamadığın sorular varsa Hasan Hoca Matematik Instagram hesabına atabilirsiniz. Bu dönem yani 2 haftalık süreç boyunca size yardımcı olmaya çalışacağım. Yine buradan soru çözümlerini canlı yayında yapabiliriz. Gelelim son sorumuza. Yine kaliteli bir soru. Okuyalım. LGS'de bu tarz sorular çıkıyor. Hani artık bir tablo, grafik verecek. Bize buradan biz okuduğumuzu anlayıp yerine koyup soruyu çözeceğiz. Çok zor sorular gelmiyor. Yeter ki çalışın. Bu süreçte derslerden kopmayın. Başlayalım sorumuza. Bir yardım kuruluşu doğal afet nedeniyle afet zedelere yardım kolileri ulaştırmak için deniz ve hava taşımacılığı kullanmayı düşünüyor. Yardım kolilerinin kilogram cinsinden kütlesi ve desimetre küp cinsine hacmini hesaplayıp dikkat hangisi daha ekonomikse yani daha uygunsa daha ucuzsa yardım kolilerini gönderecektir. Kütleye göre şunu çizelim. Burası kütle, yan taraf hacim. Burada anlatmış. Ben direkt soruya geçiyorum. Hacim, kütle, birinci yardım paketi. Dikkat etmemiz gereken bir şey var. Burada santimetre küp vermiş. Yukarıda hacim ne? Desimetre küp. Hacim desimetre küp. O zaman hacim ölçülerinde santimetre küpten desimetre küpe geçerken ipucu 3 olduğu için 3'ten 0 attı. Kaç oldu? 32. Demek ki bunun hacmi 32 ne? Desimetre küp. Buna çevirelim. Kaç oldu? 38 desimetre küp. Devam. Yukarıdaki bilgilere göre yardım kuruluşunun birinci ve ikinci yardım paketlerinin sırasıyla, dikkat sırası, birinci kaç? 40. Şu yana bir 40 yazın. 40 adet. İkincisi kaç adet? 60. Yanına 60 adet yazdık. En az kaç kargo ücreti öder? Bakalım. Birincisi ne kadardı? Hacim 32. Hacim 32 şurada. Hangi aralıkta? Bu aralıkta. Uygun fiyat kaç? 9,5 lira. Kütle ne kadar? 58. Burada kütleye bakıyoruz. 58 hangi aralıkta? Bu aralıkta yani 50 ile 70 yaş arası. Uygun hangisi? 10. Şimdi 10 ile 9,5'tan uygun olanı seçecek. Yani ucuz olan kaç? 9,5. Demek ki şu 40 adedi kaç liradan taşıyacak? 9,5. Kaç para öder? 40 çarpı 9,5. Şu 10'daki sayılı attık, 0 attık. Çarparsak 4 kere 5, 20, 36, 380 TL birinci yardım paketini gönderdik. Geldi ikinci yardım paketini nasıl buluruz? Ne kadardı? 38 desimetre küp. 38 nerede? Hacimde. Hacim 38 bu aralıkta. Yani 35 ile 49 arasında. Hangisi uygun? 12 uygun. Kütleye baktığımızda 25. O hangi aralıkta? Dahil. Olduğu için 0-25 dikkat dahil. Yani bu aralıkta hangisi uygun? 7,5. 7,5 ve 7,5 yani iki pembe arasından 7,5 ile 12 arası hangisi uygun? Tabii ki 7,5 uygun. O zaman ikincisi kaç adetti? 60 adetti. Pardon, 60 adet çarpı. Uygun olan 7,5. 60 ile 7,5'u çarptım. Dikkat, virgüle 0 attım. 6 kere 5, 36 kere 7, 42, 45 yani 450 TL. En az alıcı yapabilecek kargo ücretleri bunlar. Toplarsak ne yapar? 3, 4, 7, 830. 830 TL. Evet arkadaşlar. Bu süreçteki ilk canlı videomuz bir deneme çekimi oldu. Aşağıya yani yorumlara beğeninizi, eleştirilerinizi, fikirlerinizi, önerilerinizi yazarsanız daha sonraki ders anlatımlarında o şekilde ayarlamaya çalışırız. Konu anlatım da olabilir. Ben okulda eşlik ve benzerlikte kalmıştım. Eşlik ve benzerlik dersi yapacağım. Bugün özel sorular, biz onlara EFSO soru diyoruz. EFSO sorularımı hazırladım. Önce tabii ki konuyu anlatmam gerekiyor. Okulda nerede kaldığınızı ben tam bilmiyorum ama benim öğrencilerim için eşlik ve benzerliği anlatıp daha sonra yavaş yavaş kademe kademe arttırıp EFSO sorularımla yaklaşık 20-25 sayfa oldu. Tüm kaynakları tarayıp en güzel soruları buldum. Onların çözümünü yapacağız. Kanala abone olun, bildirimleri açın. Neden bu saatte yaptım? Akşamdan beri yani akşam saatten beri ayarlamalar yaptım. İşte ses kalitesi, OBS videodan çekiyorum, onu ayarladım. PDF ile ilgili düzenlemeler falan yaptım. Bundan sonra süreç artık daha hızlı geçecek çünkü öğrendim. İnşallah size faydalı olmaya çalışacağım. Dediğim gibi abone olun, bildirimleri açın, yorumlara isteklerinizi yazın. Elimden geldiği kadar size yardımcı olmaya çalışacağım. Ben Hasan Hocanız. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi akşamlar.